Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere. Abi ben İngiltere'yi araştırdım. 211 tane nükleer başlığı var. 11 Evet. tane nükleer denizaltısı var. Uçak sayısı, savaş uçağı sayısı 800 küsür civarında. Fakat hemşireleri çöp torbası giydiler. Şimdi insanı öldürmeye para harcayıp insanı yaşatmaya para harcamamış sistemler, gerek İngiltere Doğru. gerek Amerika. Ne öğreniyoruz abi biz bu koronavirüsten? Ya koronavirüs inanılmaz bir şey öğretti aslında bize. Şunu öğretti ki biz öyle parayla, pulla, kariyerle, konumla, ünle, şanla, şöhretle hayatımızı sürdüremeyiz. Aslında hepimiz doğanın bir parçasıyız. Doğadaki herhangi bir taş parçası, doğadaki herhangi bir canlı bizim hayatımızı devam ettirmemiz için önemli. Eğer siz vahşi hayatın alanına girerseniz, vahşi hayatı rahatsız ederseniz, sizin hayatınız onunla karışırsa, doğanın yasalarına saygı göstermezseniz başınıza gelecek olan budur. İki, şunu öğretti. Sadece paraya dayalı sistemler, sadece parayla ayakta kalmayı düşünen sistemler, paranın her şey olduğunu düşünen sistemler, bunlar aslında hayatın akışına, hayatın doğasına ters sistemlerdir. Bunu gösterdi. Bugün vakaların en fazla arttığı yer Amerika Birleşik Devletleri ve Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en zengin devleti. Senin söylediğin gibi savunma sanayine milyarlarca dolar harcayan ülkeler bunlar. Fakat insan sağlığı söz konusu olduğunda parası olanın yaşadığı, parası olmayanın yaşayamadığı, öldüğü bir sistem haline geldi. Tümüyle insanlık dışı, yani buna bir barbarlık yaklaşımı da diyebiliriz. Barbarca bir yaklaşım da diyebiliriz. Açıkça söyleyebiliriz. Çünkü insanlık karşıtı bir yaklaşım bu. Aynı zamanda doğa karşıtı bir yaklaşım. Dolayısıyla korona bize aslında şunu öğretti. Ey insanlar, yaşamak istiyorsanız, bu gezegende yaşamak istiyorsanız bana saygı duyacaksınız. Bana dediği kim? Doğaya saygı duyacaksınız. Çünkü koronayı da üreten doğa. O Aynen doğaya öyle. saygı göstermezsen, o doğaya saygılı davranmazsan başımıza gelecek olan budur. Bugün korona olur, öbür gün başka bir şey olur, öbür gün işte Çernobil diye bir bela biliyorsun atlattık. Deprem diye bir bela sürekli başımızda dolanıyor, duruyor. Bütün bunlar hep aslında var olan tehlikeler. Fakat biz, yani kendimiz her şeyden azade, bir güç bizi kurtarıyor diye düşünüyoruz. Bir güç bizim hakkımızda iyi bir senaryo yazıyor diye düşünüyoruz. Böyle bir şey yok. Böyle bir dünya yok. Biz ne yaparsak o olacak. Bu Aynen. korona da bunu gösterdi.